Merhabalar. Bir marka sohbetleriyle daha birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim bugün Almira Otel'in ikinci kuşak temsilcisi sevgili Ersin Yazıcı ve sevgili eşi Cynthia ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu güzel mekanınızda bizi ağırladığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Evet, Ersin Bey biraz kendinizden bahseder misiniz bizlere? Tabii, ben 1976 Bursa doğumluyum. Namık Sözleri Lisesi'ni bitirdim. Ardından İstanbul'da Marmara Üniversitesi 2 senelik turizm ve otelcilik bölümünü okuduktan sonra 4 senelik Amerika maceram başladı. 95 senesinde Ağustos'ta Amerika'ya gittim, New Orleans'a. University of New Orleans'ta öğretime başladım ve 2000 yılının sonunda da Bursa'ya döndüm. Hı hı. Ve sonrasında da otelcilik hayatımızda başlamış oldu. Aslında Amerika'da başladı ama burada başlamış oldu. Ne güzel. Siz Cynthia biraz kendinizden bahseder Doğum misiniz? Doğum tarihi söylemeyeceğim. Guatemala'da doğdum. Annem Guatemala'lı, babam İspanyol. Amerika'da büyüdüm, New Orleans'ta. Hep oradaydım. Okudum. Yüksek lisans. Evet. Okudum orada, üniversitede. Ondan sonra 2002'de buraya geldim. Marketing okudum ben. Pazarlama oluyor galiba. Evet. 2002'de geldim. Türkiye'ye. Evet. Hikaye başladı. Aynen öyle. 2002'den beri Türkiye'si. Evet, evet. Peki bu tanışma hikayesi birazcık dinlesek. Tabii ki. Bizim ortak bir arkadaşımız vardı okulda, üniversitede. Aynı okulda mıydınız? Hı-hı. Üniversitede evet. Aynı. Türk arkadaşımız. O da sürekli hadi çıkalım, çok güzel bir grubum var, Türk grubum var, bir çıkalım çıkalım ve sürekli hayır hayır istemiyorum. Ben ders çalışıyordum çok o zaman da. En son bir tatil oldu okulda. Tamam dedim, çıkalım ve o anda 15 tane galiba Türk arkadaşla buluştuk. Evet, orada ilk orada buluştuk. Ne güzel. Arsene. Evet, orada tanıştık. Şahane. Ama pek bir şey olmadı orada. Sen anlatın bilirsin. Evet, sizden dinleyelim. Hikayenin gerisini. Sonrasında işte daha böyle kompakt, daha ufak gruplarla birlikte beraber olmaya başladık. O gidip geliyordu. Üniversitenin ilk yılları mıydı bu? Üçüncü. Evet, sona doğru. Sona doğruydu. Sona doğruydu. Sonrasında işte bir tekrar ben kendisine dedim bir akşam yemeğe gidelim diye. Öyle başladı dostluğumuz. Ne güzel. Ve sonrasında da işte bu dostluk daha sonra daha yakın olmaya başladı ve 2001'deydi ben teklifi yaptığımda. Master'ını bitirmesi gerekiyordu. Bir sene daha kaldı, master'ını bitirdi. Sonrasında da ben Amerika'ya döndüm, kendisini aldım, geldim. Ne güzel, ne olmuş valla. Okul bitmişti o zaman sizin sonrasında. Benim bitirdi 2 sene olmuştu. Okul bitti, evet, evet. Okay. O master devam etti. Evet. Ben gidip geliyordum, o da gidip evet, geliyordu. Benim çalışmam gerekiyordu. Sürekli telefon. O zaman da çok fazla böyle internet, tabii, kamera yok, falan yoktu. Evet. İnanılmaz. O telefon faturalar. Yani ben de özlem. Çok değil fena. Mi? Çok, çok fena. Ve, sürekli telefon. Öyle devam ettik. Evet. Türkiye'ye ilk gelişinizdeki izleniminiz nasıl oldu? İlk buraya geldiğimde çok komik oldu. Ersin hala okuldaydı. Bir yaz dönemde o yaz okulu okul için kaldı. Ve annem babam bizim beraber olduğumuz ve daha ciddi olmaya başlayınca onlar dediler ki biz bir tane Avrupa'da bir tane tur atacağız. İlk gideceğimiz yer Türkiye olacak. Sen de bizimle gel. Bir gör. Evet. Nasıl bir yer. Hmm. Ama onların kafasında çok komik beğenmeyeceğim gibi. Ondan getirdiler buraya beni. Geldim ama aşk göz ile her şeyi ben mükemmel gördüm burada tabii ki. Çok güzel bir yer, çok güzel bir kültür, insanlar çok sıcak. Ve ben daha fazla beğendim. Hiç korkmadan Ersin... evlenelim deyince hiç
korkmadan. Şimdi onu soracaktım. Yani çünkü hayatının kararı insanın. Yani bütün hayatını değiştiriyorsun, yaşantını değiştiriyorsun, ailen her için çok zor, senin için çok zor. Arkadaşlar. Her şey. Her ya, şey. Yani bambaşka bir hayata başlıyorsun. Kesinlikle. Yani o kararı almak hakikaten çok zor. Yani çok, çok zor ama herhalde, değil mi? Ama o anda benim için hiç zor gelmedi. Ne güzel. Ben hep onun yanında olmak istiyordum ve istiyorum. Hiç zor gelmedi bana. Hı. O ben zaten gelmeden önce buraya gizlice Türkçe bir tane kurs başladım orada. Basit. Ha, oradayken başladım. Evet. Çünkü dedim yani biraz dili bilmem lazım. Oraya yaşayacaksam ben hiç yani evleneceğiz. Vallahi, hiçbir şey öyle konuşmadık biz. Hı-hı. Ama ben kendim için hı-hı yaptım. Hiç zor gelmedi ama ben şimdi düşünüyorum ne kadar zor bir karar. Ve yani çok tanıdığım var. Buraya geliyorlar ya da başka yere gidiyorlar. Her şeyi bırakınca çok zor geliyor. Hı-hı. Aileye bırakıyorlar, bildiğin şeyleri bırakıyor. Çok zor geliyor ama benim için o anda ve şu anda hiçbir I don't regret. Pişman duymuyorum. Evet, pişman hiç güzel, olmuyor. Ne güzel, ne mutlu. Kesinlikle. Harika. Peki sonra Bursa'ya adaptasyon süreci nasıl oldu? Kolay adapte olabildin ilk mi? İlk yaptığım şeyi, bu da hep komik geliyor bana çünkü master'ı bitirdiğim zaman kurtuldum dedim. Ya okuldan kurtuldum, kitaplardan kurtuldum. Hiç böyle sınav, hiçbir şey çalışmayacağım okul için artık. Ama buraya gelince TÖMER'e başladım. Hmm. Çünkü burada yaşayacaksan Türkçe tabii, bilmek şart. Bilmek lazım. Özellikle Bursa'da o zaman da İngilizce bilen çok az. Yabancı hmm çok az. Hmm. Şu anda daha arttı tabii. Ama o zaman da inanılmaz azdı. Ve dedim mutlaka Türkçe öğrenmem hmm gerekiyor. Ve Ersin o konuda da bana çok destek oldu. Çünkü bana böyle elimde tutup hadi gidelim ben seni götüreceğim demedi. Hı hı. Kendi kendine yapacaksın dedi. Hı hı. TÖMER'e başladım ve TÖMER'den sabahtan 3'e kadar hı hı dersteydim. Sınav vardı, ödev vardı her gün. Öyle öyle yani tekrar okula girdim ve öyle 6 ay galiba gittim oraya. Onu soracaktım. Ne kadar sürede öğrendin Türkçeyi? Galiba 6 ay ve zor mu öğrenmesi Türkçeyi? Zor, zor değil bir dil mi? Çünkü buradaydım. Hmm. Ve sürekli kulağın duyduğu zaman evet daha çabuk kavruyorsun. Evet. Doğru. Ama ilk böyle birkaç defa ayrı olduğumuz zaman turist olarak geldim Ersin'i görmeye. Hmm. Annemle kalıyordum ve sürekli sözlükle konuşuyorduk. Hiçbir şey bilmiyorum. Evet, hayır yani o kadar çok az bir şey biliyordum. Ama TÖMER'de inanılmaz güzel öğrenebildim. Harika. 6 ay gibi ve etrafında İngilizce konuşmayan olmayınca mecburla konuşacaksın. Tabii, başka çare olmayınca. Telaffuz gerçekten güzel ama. Evet, ama galiba çok o İspanyolca yakın olduğu için kolay oluyor. Kök diller. Evet. Evet. Ben taksi dahi çağırmadım kendisine. Evet. Ya, evet. Bak böyle oluyor demek ki. Allah'tan başka yere götürmedi beni. Vallahi ama süper. Hakikaten hem çok akıcı konuşuyorsun hem çok güzel konuşuyorsun. Teşekkür çok ederim. İşe yaramış çoksa yani. Teşekkür yapılanlar. Ne güzel. Peki size dönelim. Ondan sonrasında buradaki iş hayatınıza başladınız. Evet, operasyon müdürü olarak. Ne kadar güzel. Ama ben şunu sormak istiyorum. Almira Oteli'nin hikayesinden başlayalım sizinle. İkinci kuşaksınız. Evet. Biraz onlardan bahsedelim. Sonrasında da sizin sürecinize gelelim. Tabii. 1987 senesinde açılmış Almira Otel. O zaman Bursa'nın ilk 5 yıldızlı oteli hı-hı olarak başladı buradaki hayatına. Çelik Palas o zaman 4 yıldızlıydı. Kervansaray'da bizden 6 ay sonra açıldı. Hı-hı. O da ikinci 5 yıldız otel olarak hı-hı açıldı. Sonra Kumanar döneminde Çelik Palas 5 yıldız oluyor. Hı-hı. Ve böyle ilk 5 yıldız olarak hizmet hayatına başlamış otelimiz. Tabii aradan zaman geçti ve yaklaşık 2 sene sonra 30 yılını dolduracak. Ay maşallah. Ne kadar güzel. Allah kısmına derse. Evet. Evet. Bununla ilgili de farklı sürprizlerimiz var tabii Bursa'mıza. Hep birlikte İnşallah, yaşayacağız. İnşallah. Ben 2001 yılında operasyon olarak başladım. 2004 yılında genel müdür oldum. Ve halen de yönetim kurulu üyesi hı hı
ve genel müdür olarak da devam ediyorum. Şu andaki işte bazı hedeflerimiz var. O hedeflerin de planlamasını şimdiden başladık. İnşallah 30. yılımızda hayata geçirmiş olacağız. Ne güzel. Çok da yeniliklerle, çok da yenilenerek hakikaten o yeni kuşağın şeyi de fark ediliyor, farkı fark ediliyor. Teşekkürler. Çok da güzel gidiyor maşallah. 2004 yılında biz ilk yenilememize başladık. Hı-hı. Ben genel müdür olduğum yıl. Hı-hı. 2005 yılının sonunda da tamamladık. Hı-hı. Ama tabii her sene üstüne koyarak gidiyoruz. Hı-hı. Hep bir şeyler yeniliyoruz, hep bir şeyler tazeliyoruz. Hı-hı. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki otelinizi aile mantığıyla işletmenin dezavantajları ya da avantajlarını nasıl kullanıyorsunuz? Muhakkak, diyeyim. Tabii vardır. Yani burada aslında avantajları, dezavantajları olarak tabii görebiliriz. Hı hı. İşte konulara göre değişiyor bazı şeyler. Ama biz aile sıcaklığıyla, bu o anlayışla ama profesyonelce yönetiyoruz otelimizi. Tüm müdürlerimiz hep işin altından gelen, işin özünü bilen müdürlerimiz. Hı hı. Ben de otelcilik sektörüne sonuçta araba park ederek başladım. Amerika'da Le Meridien otellerinde. Hı hı. Çok şeyler kattı bana o yıllar. Burada da bizim şu anda benimle beraber çalışma arkadaşlarımın hepsi, tüm departman müdürlerimiz hep alt kademeden gelen arkadaşlarımız. Personelimizi iyi bilen, tanıyan, amatör ruha sahip, aidat duygusu olan ama profesyonelce hareket edebilen arkadaşlarımız. Ben Almira'nın başarısını buna bağlıyorum. Çünkü istatistikler bir şey gösteriyor. Misafir, bir otelde konaklayan misafir, hizmet sektöründe alan misafir %65, %67 otelin personelini analiz ederek memnuniyetini dile getiriyor. %15 fiziki şartlarını ve işte %5, %3 ve diğer şartlar diye devam ediyor. Burada baktığımız zaman eğer personelimizle beraber doğru bir hizmeti verirsek, evet, başarıya ulaşacağımız yol kesin. Çalışanlarınızın sizi ne kadar sahiplendiğinin göstergesi bu. Onlar bizi, bizler onları. Evet, ne karşılıklı güzel. Gerçekten. Karşılıklı. Evet. Zaten hepimizin de bildiği bir şey bu. Sizin otelinizin ismi zikredildiğinde her zaman bir aidiyet duygusu karşı tarafa da yansıtılmış olarak, evet, en güzel cümlelerle hepimiz bunu yaşıyoruz, evet, değil, evet, mi? Yani biz çoğu personelimizin ismini, kaç çocuğu olduğunu, evli mi olduğunu, bekar mı olduğunu hepsini çok yakından biliriz. Organizasyonlarımızda çoğu zaman beraberiz. Ne güzel. İşte pikniklerimiz, tiyatrolarımız ve diğer etkinliklerde zor günlerinde yanlarındayız. Onlar bizim yanımızda. Yani biz ortalama, bizim buradaki çalışan bir personelimizin çalışma süresi 10-12 yıl arası. Yani uzun dostluklar. Biz iyi tanıyoruz birbirimizi. En az, ne güzel. Evet, ne kadar güzel. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Ortalama diyorum, en az değil de ortalama. O yüzden onlar ayrıca misafirlerini iyi tanıyorlar. Tabii çok uzun tabii yılların çok verdiği önemli, o göz aşinalığı. Tabii çok önemli. Çok önemli. O gelince evinde gibi hissetmek, değil mi? O aynı personelle karşılaşmak, o müşteri de diyalog kuruyor çünkü. Hem personel müşteriyi tanıyor, müşteri personeli tanıyor. Öyle bir sıcaklık, bir ev ortamı, bir şey yakalanıyor. Öyle bir sinerji oluşuyor. Çok önemli. Oluşuyor. Biz birçok misafirimizin neyi sevip neyi sevmediğini, neyi nasıl içtiğini yakından ya, takip edip bilen bir meseleyiz. Evet. Sizin güzel mutfağınız da çok meşhur. Ben bizzat biliyorum kendi yakınlarımdan. Burada yemek yiyip de içeriden şef aşçınızı çağırıp teşekkür edenleri duyuyoruz. Var, çok fazla, evet, evet. Bu ne kadar güzel bir şey. Teşekkür sizler ederim. İçin de, kendileri için de muhakkak. Kesinlikle öyle. Bu güzel bir... Mutfak departmanı ve diğer departmanlar tabii hepsi kendini yetiştiriyorlar. Hı hı. Yenilikleri yakından takip ediyorlar. Buradaki başarı, özellikle mutfak departmanındaki başarı da günü takip ederek
ama prezentasyon. Ama onunla beraber de tadı beraber yürütmek en önemlisi. Yani mutfak departmanımızda da ortalama çalışma süresi 12-13 yıl, orası da öyle. Birçoğu burada büyüdü diyeyim. Ya, yani. Ne güzel. Evet, evet, ustamızla beraber. Ben bile Türk yemekleri öğrenmek için birkaç kere geldim, mutfağa öyle girdim ve istedim yani birkaç tane tabağı da öğretsinler. Ben çünkü çok güzel yapıyorlar. Peki senin Türk mutfağıyla annenin mutfağıyla benzerlikleri var mı Türk mutfağın? Yok. Çok farklı. Çok farklı. Çok farklı. Çok çok farklı ve evde biraz daha internasyonal. Her şeyden biraz yiyoruz. Türk mutfağı öğrendim ama çok böyle fazla sürekli... Böyle var mı böyle? Şunu da ben yaparım dediğim. Hünkar beğendi. Ooo, evet, bravo. Beni de, bile de bir tane, bir tane galiba bir şükran günü. Bravo. Galiba hindi yememiz lazım bizim normalde şükran günü. Hünkar beğendi yaptı bir kere. Harika, süper. Eline sağlık. Peki çocuklarla evde hangi diller konuşuluyor? Nasıl yapıyorsunuz? Onlar okulu başlamadan sürekli İspanyolca. Türkçe bile az biliyorlardı. Ama okulu başladıktan sonra bütün gün Türkçe dersteler. Ondan şimdi onlara Türkçe çok daha rahat geliyor. Ama bizim biraz karma karışık bir çorba oluyor. Ben İspanyolca, İngilizce konuşuyorum. Onlar da İspanyolca, İngilizce, Türkçe cevap veriyorlar. Yani, böyle bir karışık. Hangi dilden konuşursan o da hiç yadırgamadan devam ediyor. Tabii. O şekilde karşılık veriyor. Evet. Üçü birden aynı anda yürüyor, aynen, değil mi? Aynen. Evet. Yaşlarındalar çocuklar. Büyük oğlumuz 10 yaşında, küçük oğlumuz 7 yaşında. Maşallah. Evet. Süper. Ama tabii avantajları sonuçta yaz tatillerinde işte ailesiyle birlikte olabiliyorlar. Tabii. Yakınlarıyla. Evet. Yeğenler, kuzenler falan hepsi yurt dışında hiç olduğu için. Onlar konuşabiliyorlar. Yaz öncesi internetten konuşabiliyorlar. Evet. Yani böyle bu avantajları var. Bir ana dilde olduğu için bunu artık hani unutma şansları yok. Sürekli de pratik yapıyorlar. Süper. Bu şekilde. Kendim annem bile buraya geldiğinde bazen büyük oğlumla çıkıyorlardı alışverişe. Annem de bir şey de istiyor. Ha, onu translate şey ediyor. Evet. Tercüme ediyor. Evet, evet, ona yardım ediyor. Evet, harika, evet. Harika, evet, evet. Süper ya. Evet, evet, güzel oluyor. Güzel bir kazanç yani. Kesinlikle. Hayat için çok büyük kesinlikle, kazanç. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, evet. Ve herkese diyorum ne kadar çocuğunuz ne kadar daha küçükken yabancı bir dil öğretebilirsiniz, çok daha iyi. Onlar sünger gibi bütün diller kapıyorlar o küçüklükten. Tabii tabii, küçükken çok. Evet. Peki bir de senin şimdi iş hayatın var. Evet. Burada çok güzel yakın dostluklar kurdun, evet, arkadaşlıklar, evet, evet, kurdun. Çok şanslıyım. Evet. O yakın arkadaşlarından bir tanesiyle de sevgili Polina Çilingir'le bir ortak iş arkadaşlığına dönüştürdünüz. Yeni başladık. Bu bizim yeni yeni 3. senemiz oluyor. Evet. Ve kendim için konuşuyorum. Hep çalışmak istiyordum ama öncelikle çocuklara hayatımı verdim. Bütün zamanımı çocuklarımı verdim. Ve dedim onlar okula başlayınca bütün gün o zaman da çalışmaya başlayacağım. Çünkü onlar evdeyken zamanla paylaşmak istedim. Sonra zaten gidiyorlar. Bütün gün okuldalar. Az görüyoruz artık. Ondan kesinlikle kendimi durdum. Çocuklar okuldan sonra o zaman da işe başlayacağım. Onlar ikisi küçüğü anaokula tamamen başlayınca o zaman da kendim başladım. Fikirlerle ne yapabiliriz? Evet, yine. Peki böyle bir şey yapma fikri kimden çıktı? Benden, çünkü ben New Orleans'ta bir tane butik vardı ve sürekli oradan hediyeler buraya getiriyordum arkadaşlarıma, çocuklara. Herkes inanılmaz beğeniyordu. Ben kendim çok beğeniyordum. Ve dedim böyle bir iş çok güzel olur. Hem de bizim kulturumuzdan biraz Türkiye'ye getirmemiz oluyor. Öyle öyle başladı. Çok keyifli. Peki ürün yelpazesi neler yapıyorsunuz? Biraz onlardan bahsedelim. Tabii 0'dan 12 yaşa kadar var ve bazen anne kız grubumuz da var.
Özellikle en satan ürümüz bir tane battaniyemiz ve onun üstüne çocuğunuz doğduğu zaman kilosu, isim, tarih, saat kaçta aynı doğdu, boyu, çok her şeyi böyle nakış olarak yapıyoruz. Kişiye ve özel yapıyoruz. Aynen evet. Öyle kişiye özel nakış olarak kendimiz yapıyoruz. Hı hı. Onu sonra hatıra olarak kalıyor. Hem tabii, kullanışlı çok, hem hatıra olarak kalıyor. Güzel. İnanılmaz güzel bir hediye oluyor. Ve en büyük zevk bizim ürümüz verince herkes bizi arıyor, teşekkür ediyor, çok seviniyor. Çok. Çok inanılmaz kullanışlı, çok da sevimli, çok da güzel. Çok, aynen. O aynen. Şeyler duyunca daha motivasyonda oluyoruz kendimiz. Çok daha güzel. Ne yapabiliriz, ne evet, yapabiliriz evet, değil mi? Evet, evet. Özel organizasyonlara çalışıyor musunuz? Sadece kişiye özel yapıyorsunuz. Biraz daha işi var, büyütme fikri. Birkaç tane doğum günü partileri yaptık. Böyle herkes burada gelen çocuklara hediye veriyor. Onlara kişiye özel tişörtleri. Hmm. Mesela teması çiftlik oldu bir kere. Minecraft oldu başka bir kere. Onları hazırladık. Bedenleri söylüyorlar. Çocukların isim söylüyorlar. Ona göre hazırlıyoruz. Ve çok inanılmaz güzel bir hediye oluyor sonra çok, çocuklara. Çok zevkli bir kesinlikle, kesinlikle. Ve her bir tane gün olmadı, ay işe gideceğim. Değil mi? Hiç olmadı. Ne kadar mutlu eden bir şeyle uğraşmak kesinlikle, insanla. Kesinlikle, kadar evet. Mutluluk evet, verici bir şey. Evet. Bizim Serra'ya geçenlerde bir spor çantası yaptılar. Şimdi en gözde şeyi, böyle gözünü açıyor sabah okula giderken. Çantam hazır mı? Serra çanta hazır. Çok güzel. İşte onları duyunca çok güzel. Böyle çok şey, onu böyle o peki, ismini yazması ufacık bir şey. Ersin Bey yardım ediyor mu size iş hayatınızda? O sadece böyle başlangıçta konuştuk, böyle olabilir mi, şöyle olur mu, ne kadar para gerekiyor, ne kadar kazanmamız gerekiyor. Böyle çünkü o daha tabii ki tecrübeli. Hı hı. Ve sürekli bir takıntımız varsa ona o kadar güveniyorum ki, o kadar gürür duyuyorum. Çünkü hı hı, onun işi her zaman iyi yapıyor diye ona çok güvenli bir şekilde gidebiliyorum. Böyle tabii, böyle mi olur mu, şöyle mi olur mu, çok fikir alıyorum onda. Evet. Tasarım boyutunda hiç yardım oldu mu? Onu şey yapıyoruz çocuklara, çünkü en çok çocuk ürünlerimiz var. Kumaş alınca, kalıbı yapınca kendi çocuklarımıza, Polina'da da bir erkek hı-hı, çocuğu, bir oğlu ve bir kız çocuğu da var. Hı-hı. Onların üstünde deniyoruz. Hı-hı. Rahat mı? Hı-hı. Rahat edecekler aynen, mi? Aynen. Kaşınıyor mu? Çünkü en en önemli olan rahat olsun doğru, diye. Doğru. Onları kontrol ediyoruz, test ediyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz sonra. Ne güzel. Çok güzel. Peki yine otelciliğe dönelim. Sektörle ilgili çalışmalarınız, yenilikler ya da sizin içinde bulunduğunuz zorluklar neler? Sektörel olarak konuştuğunuz konulardan bahsedecek olursak. Şimdi tabii Bursa'ya yeni gelen yatırımlar bence Bursa için çok büyük bir kazanç oldu. Yeni otel yatırımlarından bahsediyoruz. Yeni otel yatırımları. Ancak burada bir dezavantaj yaşadı Bursa. O da 16 sene, 17 sene boyunca bir tane otel açılmazken birden değil mi? Hepsi birden onun üzerinde. Birden bir yılda 17 otel evet, yatırımı. Yani gibi. Tam tersine. Dezavantajı evet, bu oldu. Tabii bu daha çok bizim otel için değil de yatırımcılar, o yatırımı yapan yatırımcılar için biraz daha zorluk. Niye? Çünkü sonuçta bir yatırım var, bunun bir karşılığı, belli bir zaman var. Hı-hı. Bu zaman işte normalde otelcilik değer 10 sene ise bu şimdi 15 sene oldu. Hı-hı. Gibi düşünebiliriz. Genel olarak nasıl etkiledi? Ortalama oda fiyatlarımızı etkiledi. Rekabetçi, tüm bir ortam, rekabetçi bir ortam oldu. Oluşmuştur. Rekabetçi ortamdan mütevellit tabii 5 yıldızlı fiyatlar indi 4 yıldızlı, 3 yıldızlı fiyatlara. Mevcut 3 yıldızlı, 4 yıldızlı oteller daha fazla problem yaşamaya başladılar. Yani bu önümüzdeki 3-4 sene daha böyle sürecektir. Biraz daha zorluk yaşayacaktır oteller ama sonrasında tekrar toparlayacaktır tabii. Çünkü Bursa büyüyor. Sabiha Gökçen ileride... Gerçi ben bunu söyleyince bana vatan ay diyorlar ama bu bir gerçek. Sabiha Gökçen
bu otoban açıldığında Bursa'nın havaalanı olmuş olacak. 45 dakikada ulaşabileceksiniz otoban dolayısıyla. Yapılan köprü vesaire. Bunların hepsi bir avantaj olacak Bursa için. Yani biz şimdi birçok fuara gidiyoruz ülke dışında. İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Dubai, Malezya. Bütün bu gittiğimiz zaman bu ülkelere hepsi Sabiha Gökçen'in Bursa'ya 45 dakikaya ineceğini biliyor. Ve bunu bekliyorlar. Bu Bursa için büyük bir avantaj olacaktır. O yüzden ben bu yatırımların geri dönüşünün 2-3 sene sonra, 4 sene sonra daha rentable hale geleceğini düşünüyorum. Ancak bundan sonraki yapılacak büyük otellerin daha iyi düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani daha iyi bir fizibilite çalışması yapması gerekiyorlar. Birazcık zaman vermeleri lazım Bursa'ya. Turizm biraz toparlaması lazım. Konaklama sektörünü biraz toparlaması lazım ve sonrasında tekrar yeni yatırımlarla daha faydalı olabilirler Bursa'ya diye düşünüyorum. Bundan sonra yatırımlar dursun mu? Hayır. Durmasın, olsun. Ama aradaki zamanı iyi kullanmakta fayda görüyorum. Bunu söylerken de hani Güney Marmara Turizm Oteller Birliği ikinci başkan olarak da söylüyorum bunu. Çünkü bütün veriler bizim elimize geliyor. Bunları görüyoruz. Rakamlar ortada. Bu rakamların iyi ve feasible olması için şu andaki yatırımlara biraz zaman verilmesi lazım. Bu yatırımlar biraz ayağa kalktıktan sonra tekrar yeni yatırımların gelmesi daha doğru olacaktır. Çünkü sadece ortalama fiyatı problemimiz değil, ayrıca kalifiye eleman problemi, kalitenin çatısının yukarıda tutulması problemi. Yani biz gelen misafirlere eğer sadece bizim otelimiz olarak, Almira olarak söylemiyorum. Topyekün bir doğru hizmet vermek durumundayız Bursa'dan memnun kalmaları için. Tabii. Evet. Sonuçta bizim 220 tane odamız var. Ama otele baktığımız zaman 10 bin, 15 bin odamız var. Bütün bu odaların hepsinden memnun kalmalılar ki gelecekte daha iyi bir yere gelsin Bursa. Doğru, çok doğru. Yani bu çok önemli bence. Bunu herkesin iyi düşünmesi gerekiyor. Bir işte önemli iki tane ürünümüz var. Uludağ'ımız var, termalimiz var. Evet. Ki biz de termal suyu aldık geçen sene. Evet, güzel bir değerlendireceğiz bu suyumuzu. Çok değerleri, çok güzel değerleri var. Harika. Bunları da değerlendirerek farklı yatırımlarımız da olacak Almira için. Hayırlısı. Ama Bursa'nın bunu iyi değerlendirmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bu termal değeri iyi değerlendirmesi gerekiyor. Zamanımızda yani baktığımız zaman artık bu çağda insanlar para kazanmak kabul ama sağlığa daha önem veriyoruz. Tabii. Daha bilinçliyiz. Tüm insanlık olarak tabii, daha bilinçliyiz. Kesinlikle. Bir şey var, tabii. Artık 40 yaşına gelmiş, 45 yaşına gelmiş bir nesil. Ya ben bir spa'ya gideyim, işte bir masajımı olayım, bir termal sudan faydalanayım, bilinci oturdu. Bu ileride daha da oturacak. İşte bir 5 sene sonrasına, bir 4 sene sonrasına Bursa'nın termal olarak da hazır olması gerekiyor. Bu potansiyel hazır olması gerekiyor. Sabiha Gökçen 45 dakikaya düştüğünde biz çok büyük potansiyeli Bursa'ya çekebiliriz. Ama altyapının hazır olması lazım. Lazım, doğru. Biz o yüzden buna tüm otelciler olarak, turizmciler olarak, belediyemiz olarak, valimiz olarak hazır olmamız lazım ki bu termal gücümüzü pazarlamaya çalıştığımızda gelen misafir memnun ayrılsın, bir kartopu olarak büyüsün. Uludağ'ın problemleri ayrı zaten, onları konuşmak apayrı bir dünya, apayrı bir potansiyel bu Bursa için ama onun için de yapacak pek bir şey yok. Büyüklerimiz, belediye başkanımız, valimizin onlar da çalışıyorlar iyi bir şey olsun diye. İnşallah çalışmaları meyvelerini verir de Uludağ'ımız daha güzel bir hal alır. Evet, güzel bir yerde bir es verelim. Reklam arası diyoruz. Reklamlardan sonra tekrar döneceğiz.